Herkese merhabalar. İntegral Menkul Değerli Araştırma Departmanı'ndan Eda Karada. Günlerden Merkez Bankası faiz kararı. Bugün saat 2'de açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bakacak olursak Merkez Bankası'ndan bu toplantıda da herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıkılaştırma ve enflasyona yönelik vereceği olan mesajlar haliyle piyasalar üzerinde, özellikle bizim içeride lira varlıklarda etkisini gösterebilir. Bununla beraber bugün içerisinde Amerika'dan açıklanacak konut verileri ve tüketici güven endeksini de takip ediyor olacağız. Şöyle bir haftaya bakacak olursak dünden bu yana, dün açıkçası pozitif bir görünüm vardı piyasalarda. Özellikle Asya piyasaları sabah saatlerinde ılımlı havasını günün genelinde Avrupa'ya, ABD'ye ve hatta bizim içeride yurt içinde bile etkisini gösterdiğini izledik. Ancak İngiltere tarafında ne yazık ki işler pek yolunda gitmiyor gibi. İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkma kaygıları, yani Brexit kaygıları biraz piyasalar üzerinde etkisini gösteriyor. Dün de Londra Belediye Başkanı'nın açıklamasıyla, yani Brexit için kampanyalar yürütebileceği açıklamalarını yapmasıyla, özellikle sterlinde aşırı değer kayıpları görüldü. Bu nedenle İngiltere tarafını bir süre daha referandumuyla beraber takip ediyor olacağız. Şimdilik dolar TL'ye bakalım isterseniz. Dolar TL tarafında şu anda 2.94'lerin tam anlamıyla üzerine yerleştiği söylenemez. Yani 2.93.50 ve 2.94 arasında sıkışmış bir dolar TL var bu sabah saatlerinde. Aslında genel görünüm hala yükselen trendin devam ettiğini bize gösteriyor. Ancak dediğim gibi az önce, bugün açıklanacak Merkez Bankası kararı belki bir miktar etkisini gösterebilir. Yani Merkez Bankası öncesinde bir miktar lirada güçlenmeler, değerlenmeler oluşabilir. Ama tam anlamıyla da 2.93.50 desteğinin şu an içinde altına inmeyen bir dolar TL de var. Yani 2.94.40 direnci bizim için önemli. Bu direncin üzerine doğru hareketler ve bunun üzerine kalıcı seyirler tekrardan 2.97'lere doğru yukarı yönde bir ivme kat edebilir dolar TL tarafında. Ancak 2.93.50 desteğinin altı tekrardan 2.90-2.93.50 aralığına yerleşmesine ve bu alanda bir miktar kalıcı seyirler oluşturmasına da neden olacaktır. Ama belirttiğim gibi en azından belli destek noktaları dolar TL tarafında alım sinyallerini beraberinde getirebilir. Çünkü tam anlamıyla dolar TL tarafında tansiyon azalmış değil. Türkiye'ye yönelik risk primi geçtiğimiz haftadan bu yana bir miktar daha düşüş eğilimini sürdürüyor. Bu sabah saatlerinde de 2.96 seviyelerinde, ki biz geçen hafta 310-315 puanlardan konuşuyorduk. O yüzden geçtiğimiz haftaya göre biraz daha pozitif bir görünüm olduğunu söylemekte yarar var. Ancak hala ne olursa olsun Türkiye'ye yönelik risk priminin en azından devam ettiğini de belirtebiliriz. Çünkü 2.90'ların altını hala konuşamıyoruz. En son Euro TL'ye değinmek istiyorum. Çünkü İngiltere'deki Brexit kaygılarıyla beraber Euro'nun da bir miktar negatif etkilendiğini izledik. Ve Euro TL'de dün özellikle aşırı değer kayıplarındaydı. Ve bu sabaha da baktığımız zaman 3.24.90'ın altındayız. Yani 3.24.90'ın üzerine şu an için seyirler oluşturmakta biraz daha zorlanıyor. Aslında dolar TL'de de bir miktar aşağı yönlü bir eğilim var. Hani bu nedenle euro TL'de de bu eğilime görünmesi pek şaşırtıcı değil. Ama dediğim gibi İngiltere'deki gelişmelerin de bir miktar etkisini belki parite üzerinde hissediyor olabiliriz. Şimdilik 3.24.90'ların altı onu bir miktar daha aşağı çekip 3.23.70'lere doğru uzamasına neden olabilir. Ama belirtmek istiyorum, 3.24.90'ın altında kalıcı seyirler görünmesi. Bununla beraber tabii ki pariteden kuvvetlenmeden bahsedebilmemiz açısından 3.25.70'lerin üzerinde biraz daha yoğunlaşması gerekebilir. Ama Euro TL'de de bir sıkışma vardı teknik açıdan konuşacak olursak. Şu anda bu sıkışmanın alt seviyesini kırmasıyla beraber bir miktar satış baskısı hızlandı. Ancak bu tepkinin önümüzdeki süreçte bir düzeltme hareketini de görüp tekrardan biz Euro TL'de 3.25'ler ve 3.28 aralığını konuşabiliriz. Herkese iyi günler dilerim. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.